Nebulis 10 ml nebulizatör için çözelti içeren 30 ampul nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Nebulis, 1 ml nebulizatör çözeltisi Olmec-Giloprost içermektedir. Nebulizatör olarak isimlendirilen özel bir cihaz aracılığıyla kullanılır. Nebulis'in etkin maddesi olan Giloprost, sentetik bir prostasiklin benzeridir. Akciğer damarlarında genişleme sağlar. Orta ve ağır evredeki birincil nedeni bilinmeyen ve ailesel akciğer hipertansiyonu olan hastalarda ve akciğer dokusunun tutulmadığı skleroderma doku kalınlaşması, hastalığına bağlı akciğer hipertansiyonu olan hastalarda egzersiz kapasitesini artırmak ve bulguları iyileştirmek amacıyla kullanılır. Tedavisi, yalnızca pulmoner hipertansiyon konusunda deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalıdır. Tedavinin başlangıcında ağız yoluyla nefes alınarak, inhalasyon uygulanan ilk iloprost dozu 2,5 mikrogram olmalıdır. Eğer doz iyi tolere ediliyorsa, doz 5 mikrograma kadar artırabilir ve bu dozda devam edilebilir, 5 mikrogramlık dozun düşük tolerabilitesi durumunda ise, doz 2,5 mikrograma düşürülebilir. Nebulizatör adı verilen cihazlar aracılığıyla ağızdan nefes alınarak, inhalasyon uygulanır. Her seans yaklaşık 4 ila 10 dakika sürer. Öksürük, baş ağrısı, bulantı, çene ağrısı, çene kitlenmesi, kol ve bacaklarda şişme, periferal ödem, nefes almada güçlük, dispne, baş dönmesi, hızlı kalp atımı, taşikardi, hızlı veya sert kalp atışı dahil fark edilir kalp atışları, çarpıntı hissi, palpitasyon, ishal, kusma, boğaz ağrısı, yutkunurken, boğazda tahriş, ağrı ile birlikte ağız ve dilde tahriş, sırt ağrısı gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.